Teşekkürler Semra Karabaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabine üyeleriyle ilk toplantısını dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Tabii bazı bakanlar bir kez daha kabinede yer buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da onlardan biri, yeni kabinede de kendisine yer bulan isimlerden biriydi. Fahrettin Koca önemli mesajlar verdi, önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle SMA ile ilgili, SMA hastalığı ve benzeri hastalıklarla ilgili bir süredir bakanlık çalışma yürütüyordu. Bilindiği gibi bilim kurulu toplanmıştı. Bakanlık bünyesinde SMA bilim kurulu sürece dair aslında kafalarda soru işaretleri de var, soru işaretleri de vardı. İşte onlarla ilgili net mesajlar verdi. İstanbul'da SMA ile ilgili bir hastane kurulacağı müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmalar devam ediyor. Özellikle ilaç konusunda da gerekli ilacın da sağlanacağının altını çizdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek bir tesisinde kurulacağını müjdeledi. Önemli, zira bu ilaç konusunda uzun süredir vatandaşların, özellikle hasta yakınlarının bir beklentisi vardı. Karşılanacak mı diye soruluyordu. Devlet bu noktada aslında düğmeye basıyor. Bu ilacın da karşılanması, faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor ifadesini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu hastalıkla ilgili özellikle istismar aracı olarak kullanılmasına da tahammülümüz yok ifadesini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yakında da aslında bununla ilgili uygulamanın başlayacağını, hastanenin de kurulacağını müjdeledi Koca. Yeni de dönemde özellikle yaş alma merkezleri de kurulacak. 60 yaş üzeri vatandaşları ilgilendiriyor, yaşlıları ilgilendiriyor. Bu noktada aslında uzun süredir çalışmalar sürüyordu. O çalışmalara dair de 250 kişiye bir hekim, iki hemşire hizmet verecek şekilde özel bir merkez kurulacak ve yaşlılar rapor alacağı zaman, ilaç yazdıracak zaman işte o merkezleri kullanabilecekler. Bu merkezlerin de yakın zamanda hayata geçmesi bekleniyor. Bir yandan da 3 pilot ilde aile diş hekimliği uygulaması başlamıştı. Bunun da yaygınlaştırılması bekleniyor. Yaklaşık 10 bin kişiye aile diş hekimi atanmış olacak. Bunlar da görev alacaklar. 8 ila 10 bin arasında aile diş hekiminin görev alacağını söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bir diğer bakan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maygün Özdemir Göktaş. O da önemli mesajlar verdi. Aslında yeni dönemin yol haritasını çizdi diyebiliriz. İlk görev yeri deprem bölgesi olacak kuşkusuz. Bugün yemin töreninin ardından Kahramanmaraş'ta ziyaretlerine başlamasını bekliyoruz. Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep bölgesinde Malatya'ya da gitmesi bekleniyor. Sırayla tüm bölgeyi, tüm illeri gezecek ve deprem bölgesinde neye ihtiyaç var, ihtiyaçlar neler, İşte o ihtiyaçların tespit edilmesi noktasında bakan yerinde gözlem yapacak ve gözlemleri doğrultusunda da eksikliklerin olduğu noktalarda talimatlar vererek sürecin de hızlandırılması bekleniyor. Deprem bölgesi hala gündemimizde, ki yeni bakanlıklarında, yeni bakanlarında gündeminde yine deprem bölgesi olacak. Bekir Mert.